Bir çocuğun ani kulak ağrısı babası olağan dışı bir şey fark ettiğinde heyecan verici bir gizeme dönüşüyor. Doktoru aramak için acele ediyor ama ağrıya gerçekten ne sebep oluyor? Ah kulağım! Tommy başının yan tarafını tutarak inledi. Yemek masasında faturaları düzenlemekle meşgul olan babası Mark ilk başta onu duymadı bile. Ama Tommy acı dolu bir ifadeyle içeri girdiğinde bir şeylerin ters gittiğini anladı. Sorun ne dostum? Mark düzenlemekte olduğu kağıt yığınını yere bırakarak sordu. Tommy'nin dudağı titredi. Kulağım çok ağrıyor baba. Okuldayken garip hissediyordum ama şimdi gerçekten acı veriyor. Mark, Tommy'nin başını hafifçe eğerek "Bir bakayım," dedi. İlk başta her şey yolunda görünüyordu ama daha yakından baktığında bir ürperti hissetti. Tommy'nin kulağının içinde orada olmaması gereken bir şey vardı. Mark sakin kalmaya çalışarak "Kıpırdama Tommy," dedi. "Daha yakından bakmam gerek." Telefonunu aldı ve el fenerini açtı. Işığı Tommy'nin kulağına tuttuğunda Mark'ın gözleri şok içinde açıldı. "Bu da ne?" diye mırıldandı. Tommy'nin dar kulak kanalında Mark küçük ve karanlık bir şey gördü. İlk başta bunun kulak kiri olabileceğini düşündü ama daha yakından bakınca cismin hareket ettiğini ve Tommy'nin kulak kanalının derinliklerine doğru kıvrıldığını hemen fark etti. Mark oğlunu telaşlandırmamak için sesini sabit tutmaya çalıştı. "Tommy, orada hemen kontrol etmemiz gereken bir şey var." Tommy kıpırdandı. "Ne oldu baba? Ne görüyorsun?" Ama Mark çoktan doktoru aramaya başlamıştı. Elleri biraz titriyordu. Telefon çaldığında "Hemen doktora gitmemiz gerekiyor," dedi. Mark, Tommy'yi daha fazla korkutmamak için sesini alçak ve sakin tutmaya çalıştı. Doktorun tanıdık sesi cevap verdiğinde Mark durumu açıkladı. Çocuğunu korkutmamak için çok açık olmamaya çalışıyordu ama doktorun durumun ciddi olduğunu anlamasına yetecek kadar. "Pekala Mark," dedi doktor. "Anderson kararlı bir şekilde. Bunu kendin çıkarmaya çalışma. Herhangi bir girişim potansiyel olarak daha fazla zarara neden olabilir. Tommy'yi hemen kliniğe getir." İkisi de bunun çılgın bir maceranın başlangıcı olduğunu bilmiyordu. Kliniğe giden yol Tommy için sonsuza dek sürecekmiş gibi geliyordu. Yoldaki her tümsek kulağını daha çok acıtıyordu. Mark dikiz aynasından ona bakıp duruyordu. Yüzünde endişe okunuyordu. Mark neşeli görünmeye çalışarak "Neredeyse geldik şampiyon," dedi. "Biraz daha dayan." Tommy başını salladı ama aklı bir türlü yerinde durmuyordu. Kulağında ne olabilirdi? Oraya nasıl girmişti? Ve neden bu kadar çok acıyordu? Oraya vardıklarında Tommy, doktor, Anderson'ın girişte beklediğini gördü. Doktor Anderson her zaman dost canlısı olmuştu ama bu akşam ciddi görünüyordu. "Siz ikiniz içeri gelin," dedi doktor. Anderson ve onları içeri götürdü. "Şu kulak gizemini çözelim." Muayene odasında Tommy gergin bir şekilde masaya oturdu. Doktor Anderson bir otoskopla kulağını kontrol etti. "Hmm," dedi doktor şaşkın bir ifadeyle. "Orada kesinlikle bir şey var ama ne olduğunu söyleyemem. Daha yakından bakmak için özel bir alet kullanmamız gerekebilir." Tommy'nin gözlerinin büyüdüğünü görünce doktor gülümsedi. "Endişelenecek bir şey yok Tommy. Kulağının içine girip orada tam olarak ne olduğunu bize gösterebilecek küçük bir kameramız var. Hiç acımayacak. Yine de gıdıklanabilirsin." Doktor kamerayı almaya gittiğinde Tommy babasına döndü. "Ben fark etmeden kulağıma nasıl bir şey girmiş olabilir?" Mark omuz silkti. En az onun kadar şaşkın görünüyordu. "Bilmiyorum dostum ama bir yolunu bulacağız." İkisi de cevabın ne kadar şaşırtıcı olacağını tahmin edemiyordu. Doktor Anderson geri döndüğünde içinde küçük bir ekran ve uzun, ince bir alet bulunan bir arabayı itiyordu. "Pekala Tommy," dedi. "Daha yakından bakalım." Doktor küçük kamerayı yavaşça kulağına yerleştirirken Tommy kıpırdamadan durdu. Ekranda bulanık bir resim belirdi ve yavaş yavaş netleşti. "Bu da ne böyle?" Doktor Anderson kamerayı ayarlarken şöyle dedi. Mark eğildi ve gözlerini kısarak ekrana baktı. "Bu düşündüğüm şey mi?" Tommy daha fazla bekleyemedi. "Nedir bu? Ne görüyorsun?" Doktor Anderson şaşkınlıkla gülümseyerek Tommy'ye döndü. "Kulağınıza küçük bir böcek sıkışmış gibi görünüyor. Minik bir güveye benziyor." Tommy'nin gözleri büyüdü. "Kulağımda bir güve mi? Ama o oraya nasıl girmiş?" Doktor Anderson böceği dikkatle çıkarırken Tommy'nin zihni o gün yaşanan olaylara geri döndü. Birden aklına bir anı geldi. "Oh!" diye haykırdı. "Şimdi hatırladım. Okulda teneffüsteyken büyük meşe ağacının yanında oynuyorduk ve kulağımı bir şeyin gıdıkladığını hissettim. Sadece bir yaprak olduğunu düşünmüştüm ama sanırım uçan bir güve olmalıydı." Mark rahatlamış hissederek güldü. "Gizemin çözüldüğüne ve daha ciddi bir şey olmadığına sevindim. Bu kesinlikle beklenmedik bir ziyaretçi. Sanırım hepimiz dışarıda oynarken dikkatli olmak konusunda önemli bir ders aldık değil mi?" Tommy utanarak başını salladı. "Kesinlikle baba. Bundan sonra böceklere karşı daha dikkatli olacağım." Doktor Anderson minik güveyi başarıyla çıkarırken gülümsedi.
İşte bizim küçük baş belamız, dedi ve böceği küçük bir kap içinde onlara gösterdi. Özellikle açık havada oynarken böceklerin yanlışlıkla kulaklara kaçması nadir değildir. Klinikten ayrıldıklarında Tommy'nin kulağı çok daha iyi hissediyordu. Eve dönerken Tommy, insanların kulaklarına takılabilecek tüm garip şeyleri düşünmeye başladı. Merakla babasına, ''Baba, acaba doktorlar insanların kulaklarında başka ne gibi garip şeyler bulmuşlardır?'' diye sordu. Mark güldü. Şimdi daha rahatlamış hissediyordu. Eminim doktorlar oldukça tuhaf şeyler görmüşlerdir. Belki eve döndüğümüzde daha ilginç olaylardan bazılarını araştırabiliriz. Bu hem eğitici hem de eğlendirici olabilir. Araba yoluna girdiklerinde Tommy annesine kulak ağrısı macerasını anlatmak için sabırsızlanıyordu. Tommy destanı anlatırken annesi endişeyle karışık bir ilgiyle onu dinledi. Tommy büyük açıklamayı yaparken Dr. Anderson özel bir kulak kamerası kullandı dedi. Gözleri heyecandan kocaman olmuştu ve güveyi o zaman buldular. Buna inanabiliyor musunuz? Tommy'nin annesi Sara inanamayarak başını salladı. Bu senin için oldukça korkutucu olmalı tatlım. Şimdi nasıl hissediyorsun? Çok daha iyi diye yanıtladı Tommy. Ama kulaklar ve vücudumuzun nasıl çalıştığı gibi pek çok şey hakkında ne kadar az şey bildiğimi fark etmemi sağladı. Mark düşünceli bir ifadeyle başını salladı. Biliyor musun, bu hepimizin yeni bir şeyler öğrenmesi için iyi bir fırsat olabilir. Neden kulak sağlığı ve güvenliği konusunda biraz araştırma yapmıyoruz? Böyle bir şeyin tekrar yaşanmasını önlemeye yardımcı olabilir. Kesinlikle, dedi Sara. Her birimiz farklı yönleri araştırabiliriz. Kulak anatomisi, yaygın sorunlar, önleme ipuçları ve sonra hepsini bir araya getirebiliriz. Tommy o gece yatağa girerken karmaşık duygular içindeydi. Gün korkutucu ve rahatsız edici geçmişti ama aynı zamanda içinde yeni bir merak uyandırmıştı. Daha fazla şey öğrenmek ve bu bilgileri başkalarıyla paylaşmak için heyecanlıydı. Ertesi gün Tommy sırt çantası zıplaya zıplaya okula giderken heyecanlı hissediyordu. Arkadaşlarına anlatmak ve onlara kulak güvenliği ve böceklerin etrafında dikkatli olmayı öğretmek için sabırsızlanıyordu. Tommy bütün gün kulaklarına her zamankinden daha fazla dikkat etti. Öğle yemeği sırasında Tommy'nin arkadaşları acil servis macerasını dinlemek için sabırsızlanarak etrafına toplandı. Hikayeyi anlatırken özellikle ağaçların veya çalıların yakınında oynarken çevrenizin farkında olmanızın önemini vurguladı. Okul günü sona ererken Tommy'nin zihni insan vücudu, özellikle de kulağın büyüleyici karmaşıklığı hakkında merakla dolup taşıyordu. Korkutucu bir deneyim olarak başlayan şey, daha fazlasını öğrenmek için yoğun bir ilgi uyandırmıştı. Eve vardığında Tommy anne ve babasını mutfak masasında konuşmaya dalmış, sesleri kısılmış bir halde buldu. O içeri girdiğinde endişelerinin yerini sıcak bir hoş geldin gülümsemesi aldı. Okul nasıldı şampiyon? Mark Tommy'ye onlara katılmasını işaret ederek sordu. Tommy yemek masasına oturduğunda anne ve babası bakıştılar. Tommy omuz silkti. Fena değildi. Fen dersinde insan vücudunu öğrendik. Sarah cesaretle başını salladı. İlginç olmalı, özellikle de son deneyiminizden sonra. Evet sanırım diye yanıtladı Tommy tabağındaki yemeği iterek. Anne ve babası bir kez daha birbirlerine baktılar. Yüzlerindeki endişeli ifade belirgindi. Sonraki birkaç gün içinde Tommy'nin ailesi davranışlarında ufak tefek değişiklikler fark etti. Daha içine kapanık ve bir zamanlar keyif aldığı aktivitelere karşı daha az hevesli görünüyordu. İlk başta bunu kulak kazasının kalıcı etkilerine bağladılar. Ancak zaman geçtikçe hikayenin daha fazlası olduğundan şüphelenmeye başladılar. Bir akşam Mark, Tommy'nin yatak odasının önünden geçerken oğlunun sesine kulak misafiri oldu. Kısmen açık olan kapıdan baktığında Tommy'nin yatağında oturduğunu, dizlerine sarıldığını ve en sevdiği peluş ayısı Bay Fluffles ile usulca konuştuğunu gördü. ''Bilmiyorum Bay Fluffles'' diyordu Tommy. Sesi hafifçe titriyordu. ''Ya tekrar olursa, ya bir dahaki sefere daha kötü olursa.'' Mark'ın kaşları çatıldı. Bu konuyu daha sonra Sara ile konuşmak üzere aklına bir not aldı. Ertesi gün okulda Tommy'nin fen bilgisi öğretmeni Bayan Chen onun derste dikkatinin dağıldığını fark etti. Diğer öğrenciler teneffüse çıkmak için koşuştururken onu yanına çağırdı. Tommy, her şey yolunda mı? Diye nazikçe sordu. Son zamanlarda biraz keyifsiz görünüyorsun. Tommy tereddüt etti, sonra kelimeler ağzından döküldü. Korkuyorum Bayan Chen. Kulağımla ilgili o olaydan beri vücudumda başka nelerin ters gidebileceği konusunda endişelenip duruyorum. Ya gerçekten hasta olursam ve bunun farkında olmazsam? Bayan Chen'in ifadesi yumuşadı. Tommy, korkutucu bir deneyimden sonra böyle hissetmen normal. Ama vücutlarımız harika şeylerdir ve genellikle bir şeylerin yanlış gittiğini bize bildirmekte oldukça başarılıdırlar. Tommy bir umut ışığı hissederek başını salladı. Evde Mark ve Sara endişelerini gidermeye karar verdiler.
Tommy'yi arka bahçede gönülsüzce basketbol topu sektirirken buldular. "Oğlum," diye başladı Mark. "Son zamanlarda biraz keyifsiz olduğunu fark ettik. Konuşmak istediğin bir şey var mı?" Tommy anne babasına baktı ve gözlerindeki endişeyi gördü. Yavaşça korkularından, kulak olayından beri onu rahatsız eden sağlığıyla ilgili sürekli endişelerinden bahsetti. Sara onu kucakladı. "Tatlım, neden bize daha önce söylemedin?" "Aptalca davrandığımı düşünmenizi istemedim," diye mırıldandı Tommy. "Duyguların asla aptalca değildir," diye güvence verdi Mark ona. "Doktor, Anderson'dan bir randevu almaya ne dersin?" "Bir sorun olmadığı için değil, sadece kendini daha iyi hissetmene yardımcı olmak için." Tommy biraz rahatlamış hissederek kabul etti. Ertesi hafta Tommy doktor. Anderson'a muayene oldu ve sağlık raporu temiz çıktı. Ayrılırken doktor Anderson Tommy'ye gülümsedi. Eve dönerken Tommy'nin aklı olasılıklarla doluydu. Basit bir kulak ağrısı olarak başlayan şey bir keşif, kahkaha ve aile bağı yolculuğuna dönüştü. Tommy güvenliği, insan vücudunun mucizelerini ve korkutucu bir anı nasıl olumlu bir şeye dönüştürebileceğini öğrendi.